Ömer Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi buradaki aslında yapmış olduğumuz faaliyetlerle alakalı sohbetimize başlayacağız ama bunlardan önce istiyorum ki değerli izleyicilerimiz sizleri tanımış olsunlar. Ömer Bey kimdir? Ben Denizli doğumluyum. 28 yaşındayım. 8 senedir kendi firmama sahibim. Organizasyon sektöründe faaliyet göstermekteyiz. Denizli'de lüks düğün organizasyonları yapmaktayız. Harika, aslında 8 senedir Denizli'de organizasyon alanında hizmet veriyoruz ve şunu da vurgulamak istiyorum. Genç bir girişimciyiz. Doğru. Kaç yaşımızda başladık peki bu organizasyon şirketine? Ortalama 20 yaşında başladım. Kendi bir hayalim vardı. Onu gerçekleştirmek için başladım bu sektörde. O şekilde ilerliyorum şu an. Harika. Şimdi 8 senenin vermiş olduğu bir tecrübe ve aynı zamanda günden güne organizasyonlar da değişiyor aslında. Trend mi diyelim buna, ne denir bilmiyorum yani tam olarak ama. Düğün trendi diyoruz. Her sene değişmekte. Bu sene özellikle siyah, beyaz ve kristal modası revaçta diyebiliriz bu konuda. Harika. Bunların takibini sağlamak da sizin için çok zor oluyordur diye düşünüyorum ama. Yani çok zor oluyor. Çünkü her sene değişiyor. Özellikle öncü ülkeler var bu konuda. Hindistan, Pakistan gibi ülkeler. Bu ülkelerin genellikle trendlerini takip ediyoruz. Bir sonraki sene zaten ülkemizde görmeye başlıyoruz. O konuda takiplerimizi sağlamaktayız. Çok iyi. Şimdi ben şunu da sormak istiyorum. Organizasyon yapıyoruz dedik ama kapsamlı olarak mı organizasyonlar yapıyoruz? Yani bizler sadece düğün alanında mı varız? Yoksa farklı alanlarda da organizasyonlara ev sahipliği yapabiliyor muyuz? Şöyle söyleyeyim. Ağırlıklı düğün ve nişan organizasyonları yapıyoruz. Ama bunun dışında da açılıştır, lansmandır, etkinliklere de ev sahipliği yapıyoruz. Harika. Peki bu güzel organizasyonları sizler sadece Denizli bölgesinde mi gerçekleştiriyorsunuz? Yoksa yakın iller, ilçelere de hizmetleriniz var mıdır? Yakın illere de hizmette bulunuyoruz. İzmir, Aydın, Antalya, Muğla gibi illere de hizmet etmekteyiz. Harika. Aslında sadece Denizli'de değil, sadece bizlere ulaşım sağlamaları yeterli demiş olalım. Şimdi şunu da sormak istiyorum ben sizlere. Evet, organizasyonda çok güzel işler yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz dedik. Şimdi peki bu organizasyonları sizler kişinin isteği üzerine mi gerçekleştiriyorsunuz? Yoksa var olan bir sistemimiz var, o şekilde devam mı ediyoruz? Şöyle söyleyeyim, ilk görüşmeye geldiklerinde benim tek bir şeyim vardır. Hayalinizdeki düğün nedir? Öncelikle onu dinlerim çünkü biz hayalleri gerçekleştirmek için varız. Harika, aslında unutulmayacak izler bırakıyoruz ve en özel günümüz, yani düğün günlerimiz, gerek nişanımız, kınamız vesaire olsun, unutulmayacak anlar. Ve bu noktada sizler de gerçekten hayalleri gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Değerli izleyicilerimiz adına ben tekrardan buradan bir teşekkür etmiş olayım. Çok iyi. Şimdi şunu da sormak istiyorum ben sizlere. 8 senelik güzel bir aslında çalışmamız oldu ve devam ediyoruz dedik. Peki ilerleyen zamanlarda nerelerde göreceğiz sizi? Neler yapmayı planlıyoruz? Yakın zamanda Ege bölgesinde bayilerimiz açılmaya başlanacak. Yani her ilde bizi yavaş yavaş görmeye başlayacaklar bu konuda da. Harika. Aslında şu anda Denizli bölgesindeyiz ama Ege bölgesinin birçok noktasında da var olacağız demiş olalım. Doğrudur. Peki bu kadar uzun soluklu çalışmamızın sırrı nedir? Yani bu alanda başarımızın sırrı nedir? Bu konudaki sırrım açıkçası hayal ettim. Başarmakla alakalı bir durum. Gerçekleştirmek için, mutlu yüzler görmek için elimden geleni yapmakla alakalı. Harika. Bence burada biraz ekip de çok önemli diye düşünüyorum. Çünkü evet, bizler burada insanların hayallerini gerçekleştiriyoruz ama ekip olmadan da aslında bir aksaklık olduğu takdirde işler terse gidebiliyordur. Değil Doğrudur. Mi? Yani şöyle söylüyorum. Bu A firması, B firması olabilir ama çalıştığı kişiler profesyonel olmak zorunda. Çünkü bir düğün dediğimizde, bir nişan dediğimizde her şeyin %100 profesyonel ilerlemek zorunda. Çünkü telafisi olmuyor. Her şeyin mükemmel dört dörtlük ilerlemesi gerekiyor. Bu da iyi bir ekibe sahip olan firmayla alakalı. Ömer Bey, peki sizleri diğer firmalardan ayıran en büyük özelliğiniz nedir? Şöyle söyleyeyim, bizi diğer firmalardan ayıran en büyük özellik, biz düğün salonunu müşterimize organizasyonlar önce göstermiş oluyoruz. Nasıl yani? Gösteriyoruz derken? Kendi bünyemizde çalışan mimar ekibimizle düğün salonunu öncesinde 3 boyutlu olarak görmüş oluyorlar ve buna göre konfirme ettikten sonra işi kurulumunu yapıyoruz.
Harika. Aslında biz daha düğünümüzü yapmadan öncesinde tamamen salonu görüyoruz, süslemeleri görüyoruz, sandalyelerimizi masalarımıza varana kadar her şeyi görüyoruz. Onay verdikten sonra her şey başlıyor değil mi? Doğrudur. Harika. Aslında burada insanları bizler tamamen güvence altına da almış oluyoruz ki hayalleri gerçek olsun diye. Ve bence en büyük özelliklerinizden birisi de dinamik bir ekiple çalışmak, sürekli trendi yakalamak ve takibini sağlamaktan geçiyor diye düşünüyorum açıkçası. Doğrudur. Harika. Peki buradan son olarak değerli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz Ömer Bey? Şunu söyleyeyim. Tek bir özel gününüz var. İyi insanlara emanet ediniz. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için ve bu güzel röportajınız için öncelikle sizlere çok teşekkür ediyorum. Ve bu alanda başarılarınız daim olsun. Teşekkür ederim.